bir teğmenlerimize güvenimiz tamdır ifadelerini kullandı. Evet, konuyu konuşacağız Naim Babiroğlu Paşa'yla. Naim Bey, merhabalar, hoş geldiniz yanımıza. İyi yayınlar diliyorum Zeynel Bey, teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözü neden bu kadar rahatsız etti? Aslında izleyicilerimiz de soruyorlar. Hatta Semra Bulgurcu diyor ki, bundan rahatsız olanlar acaba Hüdapar'ın yanındaki komutanlar hakkında ne düşünüyor diye soru sormuş. Siz ne diyorsunuz? Böylesine bir tören sonrasında böyle bir araya gelir mi teğmenler? Bu türlü sloganlar Mustafa Kemal'in askerleriyiz ya da bir yemin ederler mi? Zeynel Bey, bu kahraman teğmenleri linç etme girişiminde bulunanlar, bunların ataları ya Şeyh Said'tir ya PKK bölücü terör örgütü elebaşıdır ya ABD CIA'dır ya FETÖ'dür ya da işgal ordularının, yani İngiliz desteğindeki Yunan ordusu dediğimiz işgal ordusunun işbirlikçileridir. Yani bunların ataları olabilir. Yani Türk tarihinden, vatan millet kavramından, cumhuriyetten, Mustafa Kemal Atatürk'ten veya Mustafa Kemal'in askeri olmaktan rahatsız olanlar, demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü istemeyenler, parçalanmasını isteyenler. Bunlar zaten belli. Şimdi bir araştırma yapılmış, Metropol Araştırma Şirketi. Atatürk'e şükran duyanlar %86.4. Duymayanlar %10.6. Demek ki bunlar %10.6'nın içinde. Kimler bunlar? Mustafa Kemal Atatürk'ü kim sevmez? PKK terör örgütü sevmez. Neden? Sevri yırtıp çöpe attığı için sevmez. Başka kim sevmez? Türkiye'yi parçalamak isteyenler sevmez. Neden? Doğuda bir Ermenistan, güneyde bir Kürdistan, işte batıda İonya Devleti, Küçük Asya Ordusu, işgalcilerin emir komutasında, İstanbul'un işgalini, Anadolu'nun işgalini önlediği için, bir de 17. Türk Devleti'ni kurduğu için sevmez. Başka kim sevmez? FETÖ hiç sevmez. Şeyh Said hiç sevmez. Çünkü İngilizlerle işbirliği yaparak, İngilizlerin desteği ve teşvikiyle İsyan etti ve Musul Kerkük'ün 1925'te kaybetmemize neden oldu. Bunların ataları bu. %10'un içinde. Onun için sevmezler. Ama problem şu. Ben bunları inceledim sosyal medyada. Bunların büyük bir bölümü, çoğu ama büyük bir bölümünün FETÖ'yle ya fotoğrafı var, ya FETÖ zamanında FETÖ'ye övgüler dizen, metiyeler dizen insanlar. Bu tepki gösterenler değil mi? Onu söylüyorsunuz. Evet, tepki gösterenler. Yani teğmenleri linç etme girişimde bulunan. FETÖ'yle işbirliği yapan. Şimdi bizim devletin en büyük sorunu şu. Bu FETÖ'yle işbirliği yapanlar, Şeyh Said'le işbirliği yapanları gerekli işlemi yapmadı. Yapmadı. Yani kahraman askerlerimizin eşlerini hakaret eden bir mahluk var, hakaret etti, ona gereğini yapmadı. FETÖ ile işbirliği yaptı, gereğini yapmadı. Burada teğmenler çıkıyorlar, teğmenler. Bu zaten geleneksel bir olay. Şimdi bu törende önce askerlik andı içilir. Yani şurada askerlik andı. Kimin önünde? Törene katılan en büyük devlet yetkilisi, Cumhurbaşkanı, işte bakanlar, meclis başkanı, bütün o ziyaretçiler, bu teğmenlerin aileleri, yakınları önünde yemin töreni. Yemin, yani and içilir. Yani bildiğimiz askerlik andı. Barışta ve savaşta, karada, denizde, havada, her yerde, her zaman. İşte Türk milletinin ve diye başlayan namusum, şerefim üzerine and içerim diye bitti. Ondan sonra konuşmalar yapılır. Cumhurbaşkanı konuşur, Savunma Bakanı konuşur ve devrenin, yani mezun olan sınıfın, devre diyoruz bir. Birincisi bütün silah arkadaşları, teğmenleri adına konuşur. Burada Kara Harp Okulu'nda Ebru diye bir kahraman Türk kadını. Birinci olmuş, tebrik ediyoruz. Onlar adına konuşuyor. Bu tören bittikten sonra, resmi tören bittikten sonra problem olan saha şu. Problem demeyelim de, bu biraz önce söylediğim, ataları hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüyle barışık olmayanlar, Şeyh Said,
PKK, FETÖ gibi olanlar rahatsız etti. Ne etti şu? Teğmenler bu resmi and içme töreninden sonra veya resmi törenden, mezuniyet töreninden sonra bir yere gidiyorlar, yakın bir yere. Burada kılıçlarını kıllarından çıkarıyorlar. Kılıç, çatma diyoruz biz ona. Ve subay yemini ediyorlar. Bu yasada yok ama geleneksel. Ne demek subay yemini? Zeynel Bey, okuyorum şimdi size subay yeminini, sözcük sözcük okuyorum. Diyor ki mesela bu kahraman Ebru Teğmen, "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır." Neye ant içiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parçalanmasını isteyenlere karşı, Türk milletinin şeref ve namusuna karşı adım atanlara karşı, girişenlere karşı diyor ki biz kılıçlarımız keskin bir şekilde dimdik duracağız, koruyacağız. E bunda ne var? Niye rahatsız oluyorlar? Yani burada bir parti var, şu anda adını anmayacağım, Şeyh Sait'i kahramanlaştıran, eyalet sistemini isteyen, o partinin yeminini mi istiyorlar yani? Orada Atatürk ilkesi tamamen çıksın, Türk deyimi tamamen çıksın. Devam ediyor. "Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene." E peki ne mutlu Türk'üm diyene demeyen bir insan anayasaya bağlı olmaz ki zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir anayasası var. Anayasanın başlangıç bölümünde ne diyor? "Atatürk ilke, devrim, laiklik ve Atatürk'e karşı adım atılmayacak" diyor anayasanın başlangıç ilkeleri. Peki milletvekilleri nasıl yemin ediyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillik görevine başlamadan önce yeminin bir cümlesi nedir? "Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağımı" diyor. Ya bu Teğmen de diyor ki biz askerlik andımıza bağlı kalacağız. Milletimizin namus ve şerefini koruyacağız. Bunun için ant içeriz. Cumhuriyetimizi koruyacağız. Bizim vatana göz diken olursa karşılarında bizi ve keskin kılıcımızı bulacak, ne mutlu Türk'üm diyen. Ardından da Mustafa Kemal'in askeri izliyor. E bu zaten yasada var. Şimdi bundan niye rahat, ne diyecek yani şimdi? Mustafa Kemal'in askerleriyiz yerine ne demesi lazım? FETÖ'nün askerleriyiz mi diyecek? Şeyh Said'in ve işbirlikçilerinin askeriyiz mi diyecek? Trikorpis'in, Hacı Anesti'nin askeriyiz mi diyecek? Ne diyecek? Veya Türkiye'yi parçalamak için FETÖ'ye direktif veren ABD istihbarat örgütü CIA'nın askerleriyiz mi diyecek? Ne diyecek yani? Veya şunu sorabilir miyim Sayın Bahviroğlu? Başında Türk İstiklal Savaşı'nı yaparken o kahraman Ülkü Çoban'ın konuydu habere gün ortası programında. Hala Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde FETÖ mensuplarının bulunduğunu, hatta sadece onlar değil bazı tarikatlara mensup insanların da yer aldığını söyledi. İstihbaratın başındaydı bir zamanlar İsmail Hakkı Pekin. Doğrusu bu söylediği çok önemliydi. Acaba bu tören sırasında, törende... Biliyorsun Tuzla'da da bir olay olmuştu. Orada soruşturma açıldı. İşte Atatürk ismini anmadığı için birilerinin itirazı vardı. Bir soruşturma açıldı sonuçta. Bu ve buna benzer olaylar mı acaba tetikliyor Teğmenlerin bu derece Mustafa Kemal'e bağlılığını dile getirmeleri? Tabii şimdi aslında normal olan ne? Bu Teğmenlerin ödüllendirilmesi lazım. Neden? Ne için? Ettikleri askerlik andını subay yeminde tekrar ediyorlar. Evet. Yani böyle bir ortamda bütün gençlerinin hayallerinin yıkıldığı, yok olduğu bir Türkiye atmosferinde bu pırıl pırıl Teğmenler çıkıyorlar, diyorlar ki biz kanımızın son damlasına kadar vatanımızın, milletimizin, devletimizin, cumhuriyetimizin namus ve şerefini koruyacağız. Bunlar hepimizin gurur duyması lazım ve onları ödüllendirmemiz lazım. Mesela değerli iş adamları, bu vergi rekortmenlerinin onlara bazı
çağırıp davet edip bazı hediyelerle taltif etmesi lazım. Geçmişte bu oldu. Bazı iş insanlarının onları taltif etmesi lazım, ödül vermesi lazım. Geçmişte bu oldu Türkiye'nin. Ama şimdi sizin dediğiniz gibi bir tane üniformalı bir asker çıkıyor görevdeyken, bir siyasi makama metiyeler düzüyor sosyal medyadan, bir bakıyorsunuz general oluyor. Başka biri başbakana metiyeler düzüyor siyaset makamına, bir bakıyorsunuz rütbesi yükseltiliyor. Bir bakıyorsunuz bir tane amiral zikir yapıyor. Şimdi böyle bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmak sanki alışılmamış bir şey oldu. Yahu Mustafa Kemal Atatürk veya Mustafa Kemal bir isim değil, bir simge, bir simge, bir semboldür. Milli mücadelenin ruhudur. Milli mücadelenin adıdır. Türk İstiklal Savaşı'nın kurumsal hafızasıdır. İşgalcilerin hayallerini yerle bir eden şehitlerin kanı ve kutsalıdır Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Türk tarihinin kurumsal hafızasıdır. Varoluş maksadımızdır Mustafa Kemal. Bir kişi değil ki Mustafa Kemal. Mustafa Kemal deyince biz Sevr'i yırtıp atıp çöpe atan, bunun yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti tapusunu masada zaferle taşlandıran kahraman kadroyu ve Türk tarihinin tümünü kastediyoruz biz. Mustafa Kemal bu. Onun için tabii bunlar biraz önce söylediğim gibi yapılan araştırmalara göre bunlar %10'u. %10'u normal. Milli mücadele döneminde, Türk İstiklal Savaşı döneminde Padişah Vahdettin'in, Damat Ferid'in İngilizlerle işbirliği yaparak çıkardığı isyanlar vardı. Bu isyana katılanları topladığınızda hemen hemen yekün aynı. İşte bu onların devamı. Onun için devlet ne yapması lazım? Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ne yapması lazım? Bu kahraman teğmenlerin, yani içtiği kanunda, yasada yer alan, sözcükleri kullanan kahraman teğmenlere hakaret eden, onları linç etme girişimde bulunan, onları düşman ilan eden, tırnak içinde söylüyorum, darbe söylentileri yapan, şimdi burada birisi çıkmış, behemahal TSK ile alakaların kesilmesi. Ya çeyrek eğitimli, senin eğitimin ne? Sen Türk tarihini nereden biliyorsun? Türk ordusu 2235 yıllık tarihe sahip, köklü tarihe sahip bir şanlı ordu. Bu ordunun Mete Han'dan beri gelen bir askerlik andı var. Neden be? Çünkü FETÖ ile işbirliği yapmış. Şeyh Said ile işbirliği yapmış. Diyor ki ben Şeyh Said'im. Niye? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünsün, parçalansın. Ama bu teğmenler, bu şu anda tabii normal olan şeyi biz şu anda tartışıyoruz. Normal olan, yasaya uygun olan, vazifesini artık